Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Kripto e, coin sitesi üzerindeyiz şu anda. Ve genel itibariyle ne yapacağız? Şöyle bir seçten kritik kripto para adımı ne hedefleniyor adı altındaki haberi inceleyeceğiz. Seç hedge fonları ve özel sermaye fonları ile ilgili olarak kripto para birimlerini tanımlamak istemiyor. Bu Secin önemli kripto terimlerini tanımlama konusunda kararsız kaldığı ilk sefer değil. Ayrıca Ethereum'un bir menkul kıymet olduğu spekülasyonlarına atıf da yapıyor diyor. Şimdi biliyorsunuz ki buradaki sıkıntı hem Ripple tarafından hem de Coinbase tarafından çok fazla dile getirilmişti. Zaten Ripple'ın Secin karşısında kullandığı mahkemede en çok kullandığı argüman şuydu. Seç sürekli işte bizi dava etti, işte başka kurumları dava ediyor vesaire. Fakat bize yasal bir tanımlama ya da yasal bir çerçeve sunmuyor. Dolayısıyla şirketler biz dahil ne yapacağımızı bilmezken kendi kendine bizi dava ediyor şeklinde e bunu bu argümanı çok fazla kullanır ki Ripple'ın elindeki güçlü argümanlardan bir tanesidir ve doğrudur. Aynen bu sebepten mütevellit Coinbase ne yapmıştır? Seci dava etmiştir. Kendilerinin dava sebebi de doğrudan işte Seci yasal bir çerçeve sunmuyor. Kripto paralar hususunda neydir ne değildir bize herhangi bir şekilde e, bu yasal çerçeveyi sunmadığı için hareket kabiliyetimizi de kısıtlıyor ve bize sıkıntı yaşatıyor diye dava açtı sece Aynı zamanda Coinbase de şu an e, neyine tıpkı Ripple gibi Ripple davayı kaybederse bunu yapacak. Fakat Coinbase şu an önceden bu kararı almış gözüküyor. Tıpkı Ripple gibi ana merkezini ABD'den taşımak üzeredir. An itibariyle durum böyle. Aynı zamanda tabi geçtiğimiz vakitlerde Coinbase ve Ripple'ın avukatları da bir araya geldi ve şu an Ripple'la Coinbase resmen Sage karşısında güçlerini birleştirdik gibi genel bir durum olduğunu da ifade edebiliriz. Bütün bunlar karşısında Sage bu tutumunu devam ettiriyor. Tabi böyle olduğu zaman işlerde ABD pazarlarından çekilmeye doğru gitgide devam ediyor. Tecin kripto para düzenleme belirsizliği devam ediyor. ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu kripto para birimi RFT'ler ve daha fazlası gibi varlıklar için yaygın olarak şemsiye terimi olarak kullanılan bir ifade olan dijital varlıkları hedge fonlar ve özel sermaye fonları için tanımlamaya hazır değil. İşte dijital varlık ya yani dijital varlık evet doğru şemsiye bir terimdir ve e, tam olarak ne anlama gel yani dijital varlık doğru. Tamam. E yani ne yapacağız? Yani biz de biliyoruz herkes biliyor dijital varlık olduğunu. Doğrudur. Fakat ne yapabilir? Ne yapamaz? Nedir bu? Tamam mı? Seç 9 ay önceki kararından geri adım attı. Buna rağmen hedge fonlar ve Özel sermaye fonlarla ilgili olarak dijital varlıkları tanımlamak için bir teklifi detaylandırdı. Tez dijital varlıkları ilk kez kullanmış ve tanımlamış olacaktı ancak komisyon ve personel bu terimi değerlendirmeye devam ediyor. Şu anda bu, kural, e, bu kuralın bir parçası olarak dijital varlıkları benimsemiyor. Piyasa platformlarını tanımlayan bir teklifte DeFi ve kripto para birimi borsalarını ekleyen Geçen ayki yeni tanım gibi başka teklifler de sürekli olarak müzakere ediliyor. Seç başkanı geri Gensler yanıt olarak şunları söyledi. Bakalım ne söylemiş. Hata yapmayın. Birçok kripto para trade platformu zaten mevcut borsa tanımı kapsamına giriyor. Bu nedenle menkul kıymetler yasalarına uyma konusunda mevcut bir görevi var diyor. Doğru değil. Yani kendisi şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki yav diyor. Zaten diyor borsa var. İşte kripto var Bunlar hep tamam da öyle değil Bak mesela buradan birçok anlam çıkıyor Diyor ki e, borsalar menkul kıymet yasalarına uymak zorunda Arkadaşım hangi kripto paranın menkul kıymet olduğu Emtia olduğu belli değil Bak herkes zaten bundan muzdarip Sen hepsinin şey olduğunu e, öne sürüyorsun Hepsinin menkul kıymet olduğunu öne sürüyorsun Böyle bir şey olabilir mi? Ya senin kendi aklın bile kesiyor mu geri gençler? Seç başkan olarak. Bütün kripto paralar, Bitcoin hariç hepsi nasıl menkul kıymet olacak? Burada söylerken bile bunu iddia ediyor yani. Zaten sıkıntı burada. Geniş, düzgün bir çerçevede ele alacaksın. Neyin ne olduğunu belirleyeceksin. Olay budur. Böyle saçma bir şey var mı hiç? Seçin sıkıntıları. Seç kriptoda kullanılan yaygın terimleri tanımlamakta yavaş hareket ediyor. Hatta net bir düzenleyici çerçeve oluşturu, e, oluşturmayarak sektöre karşı çalışıyor. Bunun açık bir örneği Kasım 2022'de SEC'e e karşı açılan davada Hodel Love'ın SEC'in dijital varlıklar üzerindeki yargı yetkisini netleştirememesi ve dijital varlıkları menkul kıymet olarak görüp görmediğini tanımlayamaması üzerine komisyon davası açtı. Evet e, buradaki tam olarak bu tırnak içerisindeki durum evet, sıkıntı budur. Kripto alanı ve Metaverse'deki yasal konular hakkında paylaşım yapan bir avukat dava hakkında yorum yaptı. Meta Lawman ama her nasılsa Sec'in Ether'in bir menkul kıymet olup olmadığını analiz etmesi 8 yıl sürdü. Hala resmi olarak kararsız dedi. Bu doğru. Sec hala Ethereum'u bir menkul kıymet olarak tanımlayamadı. Ayrıca Sec Başkanı Gary Gensler bir yıl sonra bile bunu tartışmayı reddetti diyor. Doğru neyin ne olduğu konusunda adamlar net bir çerçeve sunmuyor. Kaldı ki kendi işlerinde bile çatışıyor. CFTC ile şey mesela <laughs> kalkıyor ee, sec diyor ki Ethereum menkul kıymettir. Tamam. CFTC çıkıyor diyor ki Ethereum emtiyadır. E hadi nasıl çıkacaksınız işin içinden? Nasıl çıkacaksınız yani? Sıkıntı burada başlıyor. Şimdi X borsası Y borsası binası Coinbase'i bunu bir emtia olarak mı görerek hareket etmek zorunda satışlarında ve kendi pozisyonlarında yatırımcıya karşı yoksa bunu bir menkul kıymet olarak görerek mi hareket etmek zorunda? Bu çerçeve içerisinde emtia gibi görse e, sec dava edecek belki de haklı olacak sece göre ya da bir menkul kıymet olarak görse bu sefer CFTC gelecek başına üşüşecek. E yani bu iş nasıl olacak? Yani bu sıkıntılar yaşanıyor ki ABD'deki e regülatörler, ABD'deki yapıcılar hala bu sıkıntıyı yaşatmaya devam ediyor. Kaldı ki bu sadece Ethereum. Bakınız aynı sorun üzerinden tek tek sorulur. Bitcoin, Ripple, AVAX, Solana, Shiba, Doge hepsini tek tek sor, uzat gitsin. Her biri için tek tek şeyi bul. Yani... Bu konuda sıkıntı yaşatıyorlar ve e, bu bilinmezlik, bu kısır döngü piyasada kambur olmaya halen daha devam etmekte. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.